Merhaba arkadaşlar. Bu soru Matematik Dünyası dergisinin 1991 yılına ait birinci sayısının kapağındaki sorudur. Çözümünü daha önce yapmıştım. Fakat farklı bir çözümün olup olmadığı hep soruluyor. Her yerde hep aynı çözüm yapıldığı için ben de bu sorunun farklı 3 yoldan daha çözümünü sizinle paylaşacağım. Önce üçgenimizin çevrel çemberini çiziyorum. Bakın üçgenimiz H -I J üçgeni. Çevrel çemberini çizdim. Bütün üçgenlerin köşelerinden çember geçer. Ona çevrel çember denir. Üçgenin çevrel çemberi. Merkezimizde şurası olsun. Bir K noktası. Daha sonra bakın K noktasıyla H'i birleştiriyorum. Bu yarı çaptır. K noktasıyla I'yi birleştiriyorum. Bu da yarı çaptır. K noktasıyla J'yi birleştiriyorum. Bu da yarı çaptır. K noktası merkez olmuş oldu. Daha sonra madem bunlar yarı çap bakın şöyle işaretleyelim karışmasın bu üç uzunluk birbirine eşit olmuş oldu. Şimdi bakın şu açı 20 derece. Gördüğü yay şurası. O bir çevre açıdır. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit olduğu için gördüğü yayın 40 olması gerekir. Şu açı da bir merkez açıdır. Bu da gördüğü yayın ölçüsünün eşit olduğu için bu yayında şey bu açının da 40 olması gerekiyor. Şu açının tamamı 30 derece. O zaman gördüğü yayın 60 derece olması gerekir. Şu açıda bir merkez açıdır. Bu da gördüğü yayın ölçüsüne eşit olacağı için bu da 60 derece olması gerekir. Şimdi bakın bu açı 60 derece olduğu için bu oluşan üçgen yani J, I, K üçgeni bir eşkenar üçgen olmuş oldu. Yani iki kenarı eşit. Bakın aradaki açı da eşit. Yani ikiz kenar bir üçgenin tepe açısı 60 derece. Dolayısıyla bir eşkenar üçgen olmuş olur. Yani bu parçada onlara eşit olmuş olur. Yani eşkenar üçgen olmuş oluyor. I, J, K üçgeni. Daha sonra şu açıyı yazalım. Madem bu eşkenar üçgen o zaman 20 yukarısı aşağısı 40 olacaktır. Şurada da tepası 40 derece olduğu için şu açı 70 derece. Şu tarafta 70 derece 30 burası olduğu için buraya da 40 kalacaktır. Merkezle bakın şu K noktasıyla şu noktayı birleştiriyorum. KL doğru parçasını çizmiş oldum. Bunu çizdiğim zaman burada bir deltoid var. Bu deltoidi görmeniz gerekiyor. Bakın J, L, H ve K deltoid. Deltoidin tanımı neydi? Bakın iki tane ikizkenar üçgenin taban tabana birleşmesiyle elde edilen bir şekildi. yani şu şekilde bakın bir ikizkenar üçgen bir tane daha ikizkenar üçgen tabanları aynı olan iki ikizkenar üçgen bunları böyle birleştirdiğin zaman oluşan şekil deltoiddi yani iki tane ikizkenar üçgen ikiz kenar üçgende tepeden inendik tabanı ikiye bölüyordu bakın buradan da tepeden inendik tabanı ikiye bölüyordu dolayısıyla bu şekil deltoid olmuş oluyor yani deltoid aslında bildiğimiz iki tane şekilin yani tabanları aynı olan iki tane ikiz kenar üçgenin taban tabana birleştirilmesiyle elde edilen şekildir. İşte burada da bu oluştu. Bakın şurası 90 derece olmuş oluyor. Bakın tabi açıları 10 10 olan bir üçgen var. Açıları da 40 40 olan bir üçgen var. Yani tabanları tabanları bunların H J olmuş oldu. Şöyle farklı kalemle göstereyim daha kolay gözüksün. Şunu kırmızı yapalım. Şunu da kırmızı yapalım. Bu iki kenar eşit birbirine. Şimdi biz burada bakın bunların eşitliğini yazdığımız zaman şu açının da bakın burası 90 dedik ya şuranın 50 olduğunu görüyoruz. Niçin 50? Bakın 90'ı yazdık. 40 var. O zaman burasının 50 olması lazım. Geri kaç kalıyor? Tamamı 60'tı buranın. Şuraya da 10 kalmış oldu. Şimdi bunu yazınca da şunu görmüş olduk buradan. Bakın şu açı 50 derece. Bu açı da 50 derece. O zaman şu sonradan çizdiğim KL uzunluğu da şu JL uzunluğuna eşit olmuş oldu. Onu da kırmızı yapalım o zaman. Karışmamış olsun. Evet bakın bu 3 tane uzunluk, kırmızı uzunluk birbirine eşit olmuş oldu. Yani burası da 50 olmuş oldu böylece. Şimdi geldik son kısma. Şimdi şu nokta koyduğum üçgene dikkat etmenizi istiyorum. Şu üçgene. Bakın bir kenarı kırmızı, bir kenarı yarı çap. Şunlara R demiştik ya. Ve bu ikisi arasındaki açı da 10 derece. Şu üçgene bakın. Bu üçgen de aynı. Onunla eş bir üçgen. Bunun da bakın bir kenarı R ve bir kenarı kırmızı ve bu ikisi arasındaki açı da 10 derece. Yani bunlar eş üçgen olduğunu buradan yakalamış olduk. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Kenar açı kenar benzerlik teoremine göre bunlar benzer olmuş oluyor ve benzerlik oranı da 1 olduğu için bunlar eş üçgenler olmuş oluyor. Dolayısıyla bu kırmızı kenarın karşısında x varsa diğer üçgende de kırmızı kenarın karşısında x olması gerekir. E, 2x'lik açının da zaten eşkenar üçgenin bir kenarı olduğunu biliyoruz. Bir açısı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 2x'in 60 olması gerekiyor. x de buradan 30 olarak bulunur. Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Bu arada sizin için de bir soru hazırlamıştım. Şöyle daha doğrusu şu bizim sorumuzdu. Bu soruda bir değişiklik yaparak farklı bir olimpiyat sorusu elde edeceğiz. Onu da sizin çözmenizi istiyorum. Şu 20 derecelik açıyı değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz bunu? 30 yapıyoruz. Ve bu şekilde yine bu oluşan olimpiyat sorusunu çözmeye çalışın. Fakat bunu farklı bir yoldan çözmeniz gerekiyor. Benim çözdüğüm gibi çözülmüyor. Farklı bir yol bulmanız gerekiyor. Cevabı da 20 derece.